Tekirdağ. 1 milyonun üzerinde nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 22. şehridir. 2012 yılında büyük şehir olmuştur. Merkezi Süleymanpaşa olmakla birlikte 11 ilçeden oluşmaktadır. En kalabalık ilçesi Çorlu'dur. Sanayileşme oranlarının en yoğun olduğu bölgeleri yine Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Saray ilçeleridir. Marmara'nın incisi mavi gözlü kent olarak vurgu yapılır ki özellikle Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmara Ereğlisi ünlü tatil beldelerinden olup birbirinden güzel plajları ile yazın tatil seçenekleri arasında en çok tercih edilenlerdendir. Özellikle İstanbul'a yakınlığından dolayı gelişmiş bir şehirdir. Ganos Dağları'na ev sahipliği yaparken birbirinden güzel trekking yolları ile yamaç paraşütü yapabileceğiniz, kıvrımlı dağ yollarında zevkle seyahat edeceğiniz, eşsiz Marmara Denizi manzarasında piknik yapıp keyif sürebileceğiniz bir şehirdir. Yazın sapsarı kanolası ve güne bakan ya da ayçiçeği adıyla anılan rengarenk tarlaları ile muazzam görüntüler sunmaktadır. Bu sebepten tarım oldukça gelişmiş vaziyettedir. Çiftçilikte olduğu kadar hayvancılıkta tertemiz havası ve doğal ortamında en güzel şekilde yapılmaktadır. Balıkçılık da gelişmiş olmakla arıcılık için de uygun bir şehirdir. İlçelerinde bazen bir orman içindeki yeşil bir köy, bazen de dümdüz uzun tarlaların kenarındaki köyler doğal yaşam örneklerini sergilemektedir. Son dönemlerde mor rengi ile harika görüntülere sahne olan lavanta yetiştiriciliği de şehrin önemli sembollerinden olmuştur. Tekirdağ, İstanbul, Edirne ve Çanakkale'nin orta komşusu olup konumundan dolayı tarihte çok etkin bir rol oynamış, eski iki başkent olan Edirne ve İstanbul'a komşuluk ve limanlık yapmıştır. Tekirdağ, M.Ö. döneme ev sahipliği yaparken arazisinde önemli tarihi kalıntılar da mevcuttur. Tekirdağ genel olarak sizlere tanıttıktan sonra artık tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan efsane isimler ve imparatorlukların, Makedonyalıların, Trakların, Romalıların, Bizansların ve Türklerin olduğu dönemlere kronolojik olarak geçebiliriz. Tekirdağ, eski çağ şehir devletlerinden birisi olarak Via Egnatia ve Via Militaris ana ulaşım yolları üzerinde kurulmuştur. Bisante, bugünkü Barbaros ve Perintos, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ sınırları içerisinde kurulan en eski şehir devletleridir. Roma, Bizans, Bulgar, Venedik ve Ceneviz hakimiyeti gören Tekirdağ, son olarak Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şehirlerinden birisidir. Tekirdağ'ın bilinen en eski adı Bisante'dir. Roma döneminde Radestus, Bizans döneminde Rodosto, Osmanlılar döneminde ilk zamanlar Rodosçuk ve daha sonra Tekfur Dağı olarak adlandırılmıştır. 10 Kasım 1924 günü ise Cumhuriyet İdaresi'nde dönemin İçişleri Bakanı Cemil Uybadın tarafından verilen bir takdir sonucu Tekirdağ olarak değiştirilmiştir. Tekirdağ şehri, mitolojik efsanelere konu olan hikayelere de ev sahipliği yapmaktadır. M.Ö. 350 yılında Tekirdağ'da Kral Yolu efsanesi yaşanmıştır. Bugün dahi halen görülebilen Tekirdağ'ın Barbaros Mahallesi'nin deniz kenarında 15 metre kadar denizin açığındaki Kral Yolu efsanesi şöyledir. O dönemlerde ismi Rodosto olan Tekirdağ'da Clara isminde güzel bir prenses yaşarmış.
Yine Rodosto'nun yakınındaki Barbaros'ta da Orfeos isminde bir prens varmış. Prens Orfeos, Dolunay'ın çıktığı akşamlar deniz kıyısına inip ayın şavkı çırpınan sulara düşerken lir çalarmış. Prensin Barbaros'tan çaldığı bu lir sesini Prenses Clara Tekirdağ'dan duyarmış. İki kral bir gün bir ziyafet düzenlemiş ve prens ile prenses bu ziyafette tanışma fırsatı bulmuşlar. Birbirlerine aşık olmuşlar. Ancak prensese aşık olan bir de savaş tanrısı Ares varmış. Prens ile prensesin aşkını duyunca hiddetlenmiş ve büyük öfkeye kapılmış. Ganos Dağı'na şarap tanrısı Dionysos'un yanına varmış. İki kral yine buluşup prens ve prensesin evliliğini onaylamışlar. Ancak Tekirdağ kralı Barbaros kralına bir şartla kızını vereceğini bildirmiş. Barbaros'tan Tekirdağ'a uzanan bir kral yolu yapmasını ve bu yol bittikten sonra evlenebileceklerini söylemiş. Belli bir zaman sonra kral yolu bitmiş ve prens ile prenses birbirlerine kavuşmuş. Ancak tam bu sırada olayı kıskanan savaş tanrısı Ares korkunç nefesini üfleyerek Marmara Denizi'nin sularını kabartmış ve prens ile prenses de burada boğularak can vermişler. Efsane de böyle hüzünlü bir şekilde sona ermiş. Tekirdağ'ın bilinen en eski tarihi M.Ö. 4000 ila M.Ö. 2000 yılları arasında Anadolu ve Tuna'dan gelen yerleşimcilerin Tekirdağ ve Trakya'ya yerleşmesiyle başlamaktadır. Bu dönemlere Frigler ve Traklar dönemleri denir. Sarayda ve Şarköy civarında yapılan kazılarda Frig zehirli ok uçları ve bazı aletler bulunmuştur. Ayrıca burada bulunan baltalar, Truva'da bulunan baltalarla benzerlik göstermektedir. Friglerin Anadolu'daki ilk yılları Homeros'un destanlarında geçen Migdon, Ascanios, Otreus gibi liderlerinin önderliğinde ilkel bir aşire düzeninde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ancak bu dönemdeki Frigler hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz ve bu dönem büyük ölçüde karanlıktır. Bu bilgilere dayanarak Tekirdağ ve Trakya'nın tarihi geçmişinin Frigler ve Traklar gibi eski uygarlıklara dayandığı söylenebilir. İleride yapılabilecek arkeolojik çalışmalar neticesinde bu dönem hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Sisam adasından gelen kolonicilerin Şarköy ile Marmara Ereğlisi arasına yerleştiği bilinmektedir. Sisamlı kolonicilər ilk olarak milattan önce 7. yüzyılda Perintos, bugünkü Marmara Ereğlisi'ni kurdukları tespit edilmiştir. Kurulan bu şehir ileride Roma devrinde Trakya eyaletinin başkenti olacaktır. İlerleyen yüzyılda Sisamlı koloniciler M.Ö. 602 yılı civarında Tekirdağ'ın daha batısındaki Barbaros şehrini yani bilinen ilk ismiyle Bizans'ı kurdular. Ve Karaevli yerleşkesi olan Perintos ile Bizans arasında Herayon'u kurdular. Burası pazar yeri olarak bilinmektedir ve günümüzde Karaevli Atı Pazarı denir. Miladi dönemler yaklaşmaya başladıkça Tekirdağ ve Trakya'nın tarihi daha yazılı ve görsel kaynaklar ile şekillenmeye başladı. Pers İmparatorluğu Anadolu'ya girip M.Ö. 546'da Lidyalıları yenerek topraklarını Marmara kıyılarına kadar genişlettiler. Persler İsyan eden Yunanları sindirmek ve Balkanları ele geçirmek adına M.Ö. 513 yılında Darius 1 milyonluk ordusunu Boğaz'dan karşıya geçirdi ve Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Bahçeköy'de ordugah kurdu.
Darius'un generali Megabazos, Perintos'u uzun kuşatma ve ağır kayıplar neticesinde ele geçirdi. Kısa süre içerisinde Makedonya'ya kadar olan Balkan toprakları Pers hakimiyetine geçti. Perintos Trakları milli birliklerini kurarak M.Ö. 475 yılında Pers hakimiyetine son verdiler. Kıyı hattında kalan Perintos ise M.Ö. 452 yılında Attika Delos Deniz Birliği'ne katılarak 10 talentlik bir vergi yükümlülüğüne bağlandığı belirtilmiştir. M.Ö. 410 yılında Perintos'un bu birlikten çıkmak istediği kaydedildiyse de başarı sağlanamamış, birliğe tekrar girmeye mecbur kalmıştır. M.Ö. 377 yılında Perintos 2. Attika Delos Deniz Birliği'ne girmeyi kendisi istemiştir. Ancak Makedonya Kralı Büyük İskender'in babası 2. Filip Trakya içlerine ve Tekirdağ bölgesine saldırılarda bulundu ve Heraion yani Karaevli altını kuşatmaya başladı. 2. Filip Karadeniz üzerinden Marmara'ya gelen deniz ticaret gemilerini kontrolü altına almak istiyordu. M.Ö. 340 yılında Perintos'u da kuşatmaya başladı. Ancak Perintos'a Bizinton ve Atina'dan önemli yardımlar geldi. Bu suretle 2. Filip burayı ele geçiremedi. Bizinton'a doğru yürüyüşe geçerek Silivri'yi ele geçirmeyi başardı. Neticede 2. Filip Trakya'da başarılı olamadı. Bizinton ve Perintos Atinalıların elinde kaldı. Tekirdağ, M.Ö. 475 yılından M.Ö. 341 yılına kadar Odris krallarının yönetiminde kaldı. Bu krallıktan günümüze ulaşmış mezarlara Tümülüs ismi verilmekte olup, Tekirdağ ve Trakya'da bu mezar tipleri oldukça fazladır. İkinci Filip bölgeyi almayı başaramasa da oğlu Büyük İskender Trakya'yı ve Tekirdağ'ı tamamen eline geçirmeyi başardı. Perintos Trakya ile beraber Büyük İskender'in generallerinden Lysimachos'un idaresine bırakıldı. Bu komutan 40 yıl boyunca Trakya'yı yönetti. Makedonya ve onların devamında kurulan imparatorlukların ardından Trakya ve Tekirdağ bölgesinde yine Traklar hüküm sürmeye başladı. Ta ki Romalılar ile karşılaşana kadar. Milattan sonra 46 yılına kadar Trakların hakimiyetinde bulunan Trakya ve Tekirdağ Roma yönetimine geçti. Bu yıllarda Roma tahtında İmparator Claudius bulunuyordu. Kendisi İngiltere'yi fetheden büyük komutan olarak ün salmıştı. Claudius, Trakya eyaletinin baş şehri olan bugünkü Marmara Ereğlisi yani Perintos'u seçti. Eyalet valisi burada oturacaktı. Malkara ilçesinin doğusunda bulunan Kermayan köyü yakınlarında eski bir Trak kabilesi olan Odrislerin yerleşkelerinden olan Apri, İmparator Claudius döneminde kurulan Trakya eyaletinde Roma ordusunda emekli olan askerlerin bir kısmının yerleştikleri bir veteran kolonisine dönüşmüştür. Bu yerleşke Via Egnatia üzerinde bir yol istasyonu olarak varlığını sürdürmüş ve Orta Çağ döneminde geniş bir alana yayılan bir köy niteliği almıştır. Bu bölgede gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan güreşlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 14. Roma İmparatoru olan Hadrianus 131 yılında Perintos'a Anadolu gezisi sırasında ziyarete geldiği bilinmektedir.
Roma döneminde Tekirdağ'ın ismi artık Radestus olarak kayıtlara geçmiştir. Tekirdağ, Roma döneminde yaşanan taht kavgasının da bir parçası olmuştur. 194 yılında Septimius Severus ile Pascanius Niger arasında taht kavgası yaşanmıştır. Bu iki isim Roma İmparatoru olmak için mücadele ederken Pascanius Niger, boğazların ötesindeki toprakları hakimiyetine alabilmek için Perintos'u kuşatma altına aldı. Başarılı olamayınca Septimius Severus, Perintos'a gelerek kışı burada geçirdi ve Niger'i devlet düşmanı ilan etti. Tekirdağ il merkezi olan Radestus, ticaret yolu olan Via Egnatia yolu üzerinde bulunmaktaydı. Tekirdağ il merkezi Radestus'a İmparator Justinianus devrinde bir liman inşa edilmiştir. Dönemin önemli limanlarından olan Silivri ve Gelibolu düzeyine kısa sürede ulaşmıştır. Tekirdağ'da eski çağ yerleşkelerinin kalıntılarından günümüze bir su yolu kalıntısı ve yer yer temel kazılarında ortaya çıkan sur duvarı kalıntıları ulaşabilmiştir. Neticede Tekirdağ'ın Roma döneminde surlarla çevrili bir şehir olduğunu anlıyoruz. Roma dönemindeki ismi ile Radestus'un kalıntılarının büyük kısmı bugün Tekirdağ il merkezinin altında kalmış olduğu görülmektedir. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye bölünmesinden sonra Tekirdağ ve Trakya, Doğu Roma yani Bizans hakimiyetine geçti. 1359 yılında Osmanlıların Tekirdağ'ı fethetmesine kadar 964 yıl sürekli olmamakla beraber Doğu Roma hakimiyetinde kaldı. Bu süre içerisinde Tekirdağ ve çevresi Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Araplar, Peçenekler ve Haçlılar tarafından istila edildi. Tekirdağ'da Bizans yönetimi devam ederken Karadeniz üzerinden Avrupa'ya gelen Hunlar kavimler göçünü gerçekleştirmişti. Bugünkü Macaristan topraklarına Hunların yerleşmesinden sonra Bizans ile iyi veya kötü ilişkiler başladı. Bu ilişkiler Hunlar ile Bizanslıların düşmanlaşmasına sebep olurken Hun atlılarının Trakya topraklarına saldırıları sonucu Doğu Roma İmparatorluğu Hunlara vergi öder bir hale geldi. Ancak dönem dönem Hunlar ile Bizans arasında bazı yıllarda vergi ya da farklı sebeplerden dolayı çıkan anlaşmazlıklar yüzünden Hunların Balkanlar, Trakya ve Tekirdağ kadar akınlar yaptığı görüldü. Hunların yıkılmasından sonra Tuna boylarında kurulan Avarlar, Peçenekler ve daha sonra Bulgarlar da Doğu Roma İmparatorluğu'na aynı akıbeti yaşattılar. Bu sebepten farklı yüzyıllarda olmak üzere Avarlar 6. yüzyıl içerisinde bölgeye akınlar yaparlarken Bulgar akınları 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar aralıklarla devam etti. 11. yüzyıl içerisinde de Peçenekler Trakya ve Tekirdağ bölgelerine saldırılar gerçekleştirdiler. Tekirdağ, 4. Haçlı seferlerinden de etkilenmiştir. Katolik Avrupa, Müslümanların elindeki Kudüs'ü almak için Haçlı seferleri gerçekleştirirken, bu seferin yönü birden Ortodoks Bizans üzerine dönerek Konstantinopol, Trakya ve Mora'nın işgaline dönüşmüştür. Latin istilasına katılan Venedikliler, Tekirdağ şehrinin içerisindeki İsmail Yazıcı mevkiine yerleşerek Tekirdağ'da hüküm sürmüşlerdir. 1261 yılına kadar Tekirdağ ve bölgede devam eden Latin İmparatorluğu yıkılarak şehir yeniden Bizans hakimiyetine geçmiştir. Latin istilasından sonra Tekirdağ şehir surları en yıkıcı darbeyi 1305 yılında Katalon saldırılarında aldı. Bu saldırı ile kalenin büyük bir bölümü neredeyse yok olmuştu. Geriye kalan kısımlarının ise 1354 yılında meydana gelen depremden sonra kullanılamaz hale geldiği düşünülmektedir.
Bu bilgilerden yola çıkarak uzun yıllar boyunca bugünkü Çiftlik Önü diye isimlendirdiğimiz mahallede komple Tekirdağ, yani o dönemki ismiyle Rodosto'nun surlarla çevrili bir şehir olduğunu anlıyoruz. Bizans İmparatorluğu yönetimindeki Tekirdağ, 14. yüzyılın başına kadar çeşitli saldırılar sonucunda istilalara, baskınlara, yağmalara uğramış, ancak bu dönemden sonra artık kalıcı olacak Türk akınları Trakya, Rumeli ve Tekirdağ'a doğru gerçekleşmeye başlayacaktır. Trakya bölgesine Gazi Süleyman Paşa'dan önce Marmara kıyılarının batısında kurulmuş olan Karasi Beyliği tarafından 1305 tarihinden itibaren akınlar gerçekleştirilmiştir. Osman Gazi'nin ölümü ardından başa geçen Orhan Gazi döneminde Karasi Beyliği'ndeki iç karışıklıklar sebebiyle toprakları Orhan Gazi tarafından ilhak edilmiş ve Marmara Denizi'nin kıyıları Orhan Gazi'nin kontrolüne geçmiştir. Bu surette Osmanlı Beyliği de güçlü bir donanmaya sahip olmuştur. Doğu Roma tahtında bulunan Cantacuzen ile Orhan Gazi aralarında barış yapmışlar ve Bizans başı sıkıştıkça Orhan Gazi'den yardım istemeye başlamıştır. Bu surette Osmanlı orduları Bizans ittifakı sayesinde Trakya'yı yakından tanıma fırsatı bulmuştur. 1353 yılına kadar Gazi Süleyman Paşa, babasının Orhan Gazi'nin emri üzerine Rumeli'ne birkaç defa geçtiği gibi Cantacuzen'i de zor durumdan kurtarmış ve Bolayır'da bulunan Çimpe Kalesi'ne üs olarak yerleşmiştir. İmparator, Orhan Gazi'nin yardımları sonucu elini güçlendirmiş ve artık Türklere ihtiyacı kalmadığını anlayınca Çimpe Kalesi'ni Süleyman Paşa'dan geri almak istemiştir. Konstantinopol'de gerçekleşen isyan sonunda imparator değişikliği olmuş ve Cantacuzen yerine Yannis imparator olarak başa geçmiştir. Yannis'in Süleyman Paşa'yı Trakya'dan çıkarmak istemesi sonucunda Trakya'da artık Türk fütühatı başlamış oldu. Süleyman Paşa Akıncı beyleriyle birlikte Çimpe Kalesi'ni kalıcı olarak ele geçirdikten sonra Bolayır, Keşan, Şarköy, Malkara'ya kadar ilerledi. Gelibolu Yarımadası'ndan ilerledikten sonra Tekirdağ taraflarına gelmiş ve bu bölgede bulunan hisarların bazılarını savaşarak, bazılarını savaşmadan kendine tabi ederek buradan hareketle Ot Gönlek, yani Balabancık ile Elmalı arasındaki hisarı kendisine uç edinmiştir. Gazi Süleyman Paşa, Tekirdağ ve Barbaros'un fethi hazırlıkları döneminde bir av sırasında atından düşüp vefat etmesi sonucu yerine Orhan Gazi tarafından diğer oğlu Murat Han getirildi. Süleyman Paşa'nın ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1357 verilirken bazı kaynaklarda ve Bolayır'daki türbesinde 1359 yılı yazmaktadır. Süleyman Paşa'nın vefatından sonra yerine geçen Murat Han, Karasi illerinden ve Osmanlı illerinden asker toplayıp Gelibolu'yu geçerek Tekirdağ'a doğru ilerlemiştir. Tekfurdağ halkının hisarı savaşmadan teslim ettiği kayıtlara geçmiştir. Şehir halkının savaşmadan teslim olması sonucu Murat Han, halkın yine burada yaşamasına izin verdi. Tekirdağ'ın fethi olayı bazı kaynaklarda ise farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Diğer bir anlatımda Neşri'nin yazmış olduğu Kitab-ı Cihannüma ve Tevahir-i Ali Osman'da Tekirdağ şehrinin Gazi Süleyman Paşa tarafından fethedildiği bildirilmektedir. Neşri tarihte olay şöyle aktarılmaktadır. Andan Süleyman Paşa dahi Tekvur Tağı'na varıp bulduğu hisarları kimin müdara ile ve kimin yağma ile fethedip köklük hisarını uç idündü.
Andan Harebolu vilayetine yürüdüler. Murat Han ve Lala Şahin Paşa Tekirdağ'ın ardından Çorlu'ya ilerlediler. Yapılan kuşatma sonucunda Çorlu Kalesi de ele geçirildi. Buradan hareketle Lüleburgaz, o dönemki ismiyle Burgos'un da çok fazla direnmeden teslim olduğu bildirilmektedir. Sultan 1. Murat, Lala Şahin Paşa ve Akıncı komutanlar birkaç yıl içerisinde Edirne ve Trakya'nın büyük bölümünü ele geçirdiler. Ve buradaki askeri harekatlar şimdilik sonlandı. Tekirdağ'ın fethinden sonra Anadolu'nun birçok bölgesinden göç ettirilen Türkmen grupları Tekirdağ ve çevresine yerleştirilmiştir. Yerleşimler daha çok kırsal alanda gerçekleştirildi. Fetihten sonra Selçuklu, Osmanlı, Danişmetli, Karahisarlı, Avşarlı, Kınıklı, Kayı, Karasili, Menteşeli gibi isimler verilen köyler kurulmuştur. Bu köylerin birçoğu halen aynı adı taşıyarak varlığını sürdürmektedir. Vize, Kırkkilise, Çirmen isimleriyle 3 sancak kurulmuştur. Bu sancaklar Rumeli Beylerbeyliğini oluşturmuştur. Tekirdağ, o dönemki ismiyle Tekfurdağ, bu sancaklardan Çirmen sancağına dahildir. Bugün Çirmen sancak merkezi Bulgaristan'da bulunmaktadır. Fetihten sonra Ördekli Dere'nin doğusunda bulunan Tekirdağ surları içerisinde Rum mahalleleri bulunmaktaydı. Hirtafilako, Sinadios, Ayayorgi mahalleleri bulunurken sonrasında sur içinde Cami-i Atik mahallesi kuruldu ve ardından Nesimli Hoca ve Şahveli mahalleleri kuruldu. Tekirdağ surlarının güneyinde kalan deniz kıyısında bir iskele bulunmaktaydı. Yeni fethin gerçekleştiği dönemlerde bugünkü Ertuğrul ve Yavuz mahallesinin bulunduğu bölgede Rum ve Ermeni mahalleleri bulunmaktadır. Bu mahallelerden isimleri bilinenler Artin, Çektirme ve Kirkor mahalleleridir. Ayrıca şehrin en büyük kilisesi de İslam geleneğine uygun olarak camiye çevrildi. Rodosçuk'un batısında bulunan Barbaros, o günkü ismiyle Banados'ta da 6 mahalle vardı. Bunların isimleri Yorgi, Fuka, Angelos, Duka, Mihal ve Manol olarak bilinmektedir. Fetihten sonraki yüzyıllarda Banados'ta da yavaş yavaş Türk yerleşimi başladı. 1541 yılındaki belgelere göre Banados'ta bir cami inşa edilmiş ve Cami-i Şerif Mahallesi adıyla bir Müslüman mahallesi kurulmuştur. Tekirdağ'ın fethinden sonra ikinci kadılık merkezi olarak Rodosçuk'a kuş uçuşu 15 kilometre kadar uzaklıkta, ikinci kadılık merkezi ve pazar yeri olarak İne Pazarı, bugünkü ismiyle İnecik kurulmuştur. En erken 1420 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. İnecik'in kurulması için dönemin Çirmen Sancak Bey olan Umur Bey, 5. Osmanlı padişahı olan Çelebi Mehmet'ten izin istemiştir. Umur Bey'in daha sonra İnecik'te bir cami inşa ettirdiği bilinmektedir. Camiye de Cami-i Köhne ismi verilmiştir. Bölge için en yakın alışveriş merkezi Rodosçuk, Hayrabolu ve Malkara'dır. İnecik bu üç yerin tam ortasında kurularak kırsal bölgedeki halkın pazar ihtiyacını karşılamıştır. İne Pazarı'nın gelişmesi için han, kervansaray ve hamam da inşa edilmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda İne Pazarı'nın hane sayısı 100 ila 150 hane arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir.
Dönem 2. Bayezid devriydi ve yaşı oldukça ilerlemişti. Padişahın bu son yıllarında tahta aday 3 oğlu bulunuyordu. Bunlar yaş sırasıyla Korkut, Ahmet ve Selim'di. Bayezid'in son yıllarında taht kavgaları yaşanmaya başladı. Şehzade Selim Trabzon sancağında bulunurken Kırım'a geçmiş ve ordu toplayarak tahta çıkmak için babası ile vuruşmak zorunda kalmıştı. Rumeli'nden hareketle Çorlu civarına gelen Şehzade Selim ile Sultan II. Bayezid'in orduları arasında 3 Ağustos 1511 günü bir meydan savaşı yaşandı. Çorlu yakınlarında gerçekleşen bu savaşı 2. Bayezid kazandı ve Şehzade Selim çekilmek zorunda kaldı. İlerleyen yıllarda talih Şehzade Selim'in yüzüne güldü ve Yeniçeri desteği sayesinde tahta geçmeyi başardı. 8 yıllık saltanat döneminde Yavuz Sultan Selim Han, Edirne'den İstanbul'a hareket ettiği sırada sırtında çıkan bir çıban yüzünden rahatsızlanmış ve Sırtköy yakınlarında vefat ettiği bilinmektedir. Dönemin adetlerine göre Yavuz Sultan Selim'in oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'a gelip tahta geçene kadar ölümü gizlenmiş ve bu sürede bedeninin zarar görmemesi için iç organlarının çıkartılıp Sırtköy'e gömüldüğü bilinmektedir. Günümüzde bu bölgede Yavuz Sultan Selim'in hatırasına anma törenleri yapılmaktadır. Tekirdağ, Osmanlı döneminde önemli ticaret şehirlerinden birisidir ve tahıl ambarı olarak da kullanılmıştır. Bu tahıl ambarlarının kalıntıları halen mevcuttur. Özellikle kıyı şehri olduğu için denizden oldukça yüklü tahıl şehre getirilip buralarda saklanırdı. Şehrin civarlarındaki Hayrabolu, Keşan ve Malkara civarlarındaki kazalardan öşrü sipahiye verildikten sonra kalan ürünler Mata-ı Amire görevlilerince satın alınmak üzere Rodosçuk'a getirilmekteydi. İstanbul iaşesi için civardaki şehirlerden ne kadar tahıl alımı yapacağı önceden belirlenirdi. Tekirdağ da İstanbul'un iaşesi için en önemli tahıl merkezlerinden birisiydi. İstanbul için tahıl depolandığı da bilinmekteydi. Tekirdağ'ın dış ticaretinde 16. ve 17. yüzyıllarda Venedik, Ceneviz ve Dubrovnikli tüccarlar başı çekmektedir. Bu tüccarlar yoğun olarak buğday talep etmekteydi. Buğday haricinde deri ve yapağı ticareti de yapılmaktaydı. Tekirdağ ve Barbaros çevresinde bulunan üzüm bağlarının bir kısmı 16. yüzyıldaki tapu tahrir defterlerine göre Fatih Vakfı'na bağlandığı belirtilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazam ve damadı olan Rüstem Paşa, Tekirdağ'a bir cami inşa ettirmek istemiştir. Bu iş için dönemin ünlü mimarı Mimar Sinan'ı görevlendirmiştir. Caminin inşasına 1547 yılında başlanmış ve 1553 yılında tamamlanmıştır. Bu eser sadece bir cami olarak değil, bütün olarak bir külliye şeklinde tasarlanmıştır. Bu külliyenin içerisinde medrese, bedesten, kervansaray, hamam, imaret ve cami bulunmaktadır. O dönem yaşayan halk dilinde ismi Cami-i Cedid, yani yeni cami olarak isimlendirilmiştir. Rüstem Paşa Külliyesi'nin belli bir kısmı ayakta olup Tekirdağ halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Bu cami halen Tekirdağ'ın en görkemli camilerinden birisidir. Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camii karşısında bir de Orta Camii bulunmaktadır. Bu caminin yerinde Kürkçü Sinan tarafından inşa ettirilmiş eski bir cami bulunmaktaydı. Ancak cami 1856 yılında yıkılmış olup yerine hayırsever vatandaşlar tarafından yeni bir cami yaptırılmıştır. Bu olay sonrasında cami günümüzdeki halini almıştır. Yine 16. yüzyılda Tekirdağ ve çevresinde inşa edilmiş camiler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çorlu'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii'dir ve 1521 yılında yaptırılmıştır.
Bu dönemin eserlerinden bir diğeri de İnecik'te bulunan Hüseyin Bey Camii ve Külliyesi'dir. Malkara'da ise Gazi Turahan Bey'in oğlu Ömer Bey tarafından 1488 yılında yaptırılmış olan Gazi Ömer Bey Camii ve Türbesi bulunmaktadır. Yine Malkara'da yapım yılları Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'ya dayanan Süleyman Paşa Camii bulunmaktadır. Osmanlı tarihinin en tanınmış seyyahlarından olan Evliya Çelebi'nin Tekirdağ'ı ziyaret ettiği de bilinmektedir. Evliya Çelebi bu seyahatnamesinde Tekirdağ'ın fethinden bahsederken şehrin esnaf ve tahıllarından, camilerinden ve halkından bahsetmiştir. Özellikle Rüstempaşa Camii hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Ayrıca İnecik kasabasının özelliklerini ve kuruluşunu anlatmıştır. Tekirdağ halkı Osmanlı döneminde her Osmanlı şehrinde olduğu gibi mahalle kültürü olan, birbirini tanıyan ve sosyal dayanışma içinde olan bir topluluktu. Osmanlı döneminde ismi Rodosçuk ve Tekfurdağ olan Tekirdağ'da farklı dinlerden ve mezheplerden olan insanlar iç içe yaşarlardı. 15. ve 16. yüzyıl kayıtlarından anlaşıldığı üzere belirli mahallelerde hep aynı kuşaktan ailelerin yaşadığı, bu devamlılığın 3 bazen 4 kuşak sürdüğü anlaşılmaktadır. Kadınların da Tekirdağ'da sosyal hayat içerisinde faal olduğu ve ticaret ile uğraştığı ya da dükkan sahibi oldukları bilinmektedir. Sicil defterinin çoğunda kadınların birey olarak kendilerini rahatlıkla ifade ettiklerine ve kişisel haklarını savunduklarına dair kayıtların sayısı oldukça fazladır. Tekirdağ'da Rodosçuk adıyla anıldığı dönemlerde 15. yüzyılın başlarına kadar Türklerin ve Rumların birlikte yaşadıkları görülmekteydi. 16. yüzyılın ortalarına doğru şehrin nüfusuna Yahudilerin de yerleştiği görülmektedir. 1492'de İspanya ve Portekiz'den, 1510 ve 1511 yıllarında İtalya'dan kovulan Yahudilere yine Osmanlı Devleti sahip çıktı. Osmanlı payitahtı aldığı karar üzerine bu Yahudileri Osmanlı liman şehirlerine yerleştirmeye başlayınca Rodosçuk'a da Yahudiler yerleştirilmeye başlandı. Bu tarihten sonra kasabada Türk, Rum ve Yahudiler birlikte yaşamışlardır. 17. yüzyılda ise özellikle Celali isyanlarının Anadolu'da çıkmasının ardından Ermeniler ve Karamanlı Rumların da Tekirdağ'a göç ettiği kayıtlara geçmiştir. Tekirdağ'ın fethinin ardından kasabada yaşayan Rum nüfusa dokunulmaması, dinlerini özgürce yaşaması ve ticaretlerini Bizans döneminden kaldığı şekilde devam ettirmeleri üzerine şehirde Müslüman ve gayrimüslim ayrımının yaşanmadığı görülmektedir. Şehirdeki düzen ve insanların birbirleriyle olumlu ilişkileri ticaretin de artmasına vesile olmuş ve evlilikler de gerçekleşmiştir. Örnek olarak 1530 yılında şehirde 38 dükkan kaydı bulunurken 1540 yılında 69'a ve 16. yüzyılın ikinci yarısında ise bu sayının 135'e kadar yükseldiği görülmektedir. Ayrıca liman yakınlarında pek çok depolama alanı inşa edildiği görülmektedir. Buna istinaden şehre çalışmak için gelen insan sayısı artmıştır. Şehrin büyümesi ve nüfusun artması üzerine 17. yüzyılda Tekirdağ mahalleleri görüldüğü şekilde düzenlenmiştir. Tekirdağ'ın sosyal yaşam tarzını bir de Tekirdağ'da yaşamış Mikes Kelemen'den vurgulayalım. Mikes Kelemen, Tekirdağ'da yaşayan Macar prensi Rakoczi'nin özel kalem müdürüdür ve Tekirdağ'da yaşadığı dönemde Türkiye'den Mektuplar isimli bir kitap yazmıştır. 28 Mayıs 1720 tarihinde şöyle bir mektubu bulunmaktadır.
biz artık Tekirdağ'da ev bark sahibi rahat insanlarız. Biz burada pek güzel, sefalık bir yerde oturuyoruz. Şehir epeyce büyük ve oldukça güzel. Deniz kıyısında latif ve ferah bir yamacın üzerindedir. İnsan ne tarafa giderse güzel kırlar, fakat boş arazi değil. Çünkü burada toprağı mükemmel istiyorlar. Sırtlarında o kadar çok bağ var ki başka yerde ancak bir vilayette bu kadar bulunur. Şehrin pazarı çok geniştir. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları bulunur. Burada meyvenin, sebzenin her çeşidi ucuz. Burada isteyen akşamdan sonra bile çekinmeden sokakta geziyor. Bir patırtı olsa yeniçeri hakkından geliyor. Mikes Kelemen ölene kadar Tekirdağ'da yaşamıştı ve şehre alışmıştı. 9 Eylül 1721'de yazdığı, şehri tarif ettiği şöyle bir mektubu daha vardır. Burada Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi olmak üzere 4 millet bulunuyor. Gerek kara, gerekse deniz ticareti oldukça ileri seviyede. Bazen şehre 300 kadar arabanın geldiği görülür. Arabalarla buraya getirdiklerini gemiye yükleyerek İstanbul'a yollarlar. Denizden de buraya çok gemi gelir ve her türlü mal getirir. Burada yaşayan her 4 milletin hakimi vardır. O da Türktür. Hakim 3 yılda bir değişir. Her milletin, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ayrı birer muhtarı vardır. Bunlar sadece işleri kadı, yani Türk hakimi nezdinde takip ederler. XIX yüzyılda Mora'da çıkan Yunan isyanı neticesinde Yunanlar dönemin padişahı 2. Mahmud'dan bağımsızlık istemişler, ancak 2. Mahmud buna karşı çıkınca kendisini Ortodoksluğun hamisi gören Rus Çarı 1. Nikolay ve yine Yunanları destekleyen Avrupa devletlerinin baskılarıyla 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı yaşanmış ve Rus birlikleri Romanya üzerinden gelerek savaşarak Tekirdağ şehrine kadar ilerlemiştir. Bu tarihte Osmanlı döneminde ilk defa Tekirdağ Ruslar tarafından geçici bir işgale uğramıştır. Yine 2. Abdülhamit devrinde 1878 yılında başlayan ve tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nda yine Rus askerleri Tekirdağ'ı ikinci defa işgal etmişlerdir. ...1912 yılında 1. Balkan Harbi başladı. Bu tarihte Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Mehmet Reşat ve İttihat ve Terakki yönetimi bulunmaktaydı. Balkan devletleri olan Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda Rum elindeki topraklarının büyük bölümünü kaybederken Bulgar askerleri de Tekirdağ'ı işgal ettiler. 10 Kasım 1912 günü iki Bulgar süvari bölüğü Tekirdağ'a gelmiş, şehir bir müddet Bulgar askerlerine karşı savunulmuş olup Bulgar askerleri destek alınca Tekirdağ'ın işgali gerçekleşmiş oldu. Tekirdağ'ın işgalinden sonra Hayrabolu da aynı akıbeti yaşadı. Bu olay sonrasında önce kazalar olmak üzere tüm Tekirdağ işgal edilmiştir. Bu suretle Tekirdağ ve ilçeleri 8 aylık Bulgar işgaline maruz kaldı. Özellikle bu işgalde Yukarı Kılıçlı köyünde yürek burkan bir olay yaşandı. İnecik köyüne karakol kuran Bulgar askerleri yakınlardaki Yukarı Kılıçlı'dan kas çalmışlar ve akabinde köylüler Bulgar askerlerini dövmüşlerdi. Bu olaya sinirlenen Bulgar karakol komutanı Yukarı Kılıçlı köyüne gelerek Yukarı Kılıçlı ve çevreden topladığı 42 köylüyü bir samanlığa kapatarak canlı canlı yakmışlardı. Bu olay tarihe Kaz Vakası olarak geçti. İkinci Balkan Savaşı'nın sonunda Edirne'nin geri alınması ile birlikte Bulgarlar bölgeden çıkartılmıştır. ...1914 yılında 1. Dünya Savaşı başlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale Savaşları'nın Tekirdağ ile çok yakından bağlantısı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'nın müdafaası için karargahı Tekirdağ'da bulunan 3. Kolordu'nun sorumluluğuna verilmiştir. Bu kolordunun başında Esat Paşa bulunmaktaydı. 3 Kasım 1914 günü düşman donanmasının Seddülbahir'i bombardımana tutmasının ardından 4 Kasım 1914'te Esat Paşa kolordusunu Çanakkale'ye nakletmiştir. Balkan Harbi'nden sonra lağvedilen 19. Tümen'in yeniden kurulmasına karar verilmiştir. Bu sırada Sofya'da ateşe militer olarak bulunan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey İstanbul'a çağrılmış ve 19. Tümen'in komutanlığına atanmıştır. 2 Şubat 1915 günü Mustafa Kemal Bey Tekirdağ'a gelmiştir. Vazifesine başlayan Mustafa Kemal Bey Tekirdağ'da 19. Tümen'in eğitimlerini incelemiştir. 22 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale Müstahkem Mevki genel ihtiyatını yerine getirmek üzere Eceabat'a gitme emri almıştır. Bu surette Çanakkale Savaşı'nda göstereceği başarıların başlangıç noktası Tekirdağ olmuştur. Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında da Tekirdağ önemli bir rol oynamıştır. Tekirdağ'da kurulan hastanelere 13.097 yaralı, 16.426 hasta nakledilmiştir. Sevk edilenlerden 2.068 kişi şehit olmuş, 14.768 kişi ise taburcu edilmiştir. Yine Tekirdağ Limanı, Çanakkale cephelerine giden erzak, mühimmat ve silahların deniz yolu ile sevk edilmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca Almanya'dan gelen deniz uçaklarının da katılımıyla Tekirdağ'da bir uçak istasyonu kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti mağlup olmuş ve 30 Ekim 1918 günü Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. Kısa süre içerisinde İtilaf Devletleri güçleri Marmara Denizi çevresindeki şehirleri ve Tekirdağ'da işgal ettiler. Ancak Tekirdağ şehrinde Fransız askerlerinin işgalinden sonra 20 Temmuz 1920'den itibaren Yunan işgali başladı. Türk ve Müslümanlara zulmederek katliamlar gerçekleştirdiler. Özellikle Keşan'da yaptıkları büyük işkence ve katliamlar yüzünden halk evlerinden çıkamaz hale geldi. Bundan başka Trakya ve Tekirdağ'da darp etme, soygun, işkence, eziyet, tecavüz gibi her türlü kötülükleri de yapmışlardı. 4 Kasım 1918 günü Trakya işgalinin başlamasından sonra 2 Aralık 1918 günü Edirne'de Trakya Paşa ili Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu ve Trakya'da yaşanabilecek olaylara karşı teşkilatlanma gerçekleştirdi. Bu cemiyet Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu, Gümülcine ve Dedeağaç bölgelerinde faaliyet gösterdi. Teşkilat ilk iki kongresini 31 Mart ve 2 Nisan 1920'de Edirne'de gerçekleştirdi. Ardından gerçekleştirilen Lüleburgaz Kongresi ile Doğu Trakya'nın savunulması için ciddi adımlar atılmış oldu. Büyük Edirne Kongresi'nin gerçekleşmesiyle Trakyalıların topraklarını müdafaa etmek için hazır olduğu ilan edildi. Anadolu ve Rum elinde kurulan bütün Kuvayi Milli Birlikleri kendi başına hareket ederken Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekleştirdiği Sivas Kongresi ile bütün milli mukavemet teşkilatları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek bir çatı altında birleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın temsil heyeti adına 11 Eylül 1919 tarihinde Sivas Valiliğine müracaatı ile cemiyet resmen kurulmuş oldu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı
ve zaferle sonuçlanan büyük taarruz sonunda 9 Eylül 1922 günü Yunan askeri İzmir'den denize dökülmüş ve milli mücadeleye başarıya ulaşmıştır. 11 Ekim 1922 günü imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması, 3 yıldır devam eden Doğu Trakya'daki Yunan işgalini sona erdirmiş ve toprakların savaş yapılmadan boşaltılmasını sağlamıştır. 24 Temmuz 1923 günü imzalanan Lozan Antlaşması ile de günümüz Trakya sınırları resmen belli olmuştur. 20 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Tekirdağ il olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın şartları nedeniyle örgütlenme hemen sağlanamamıştır. Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce, yani 15 Ekim 1923 tarihinde Tekirdağ il merkezi haline getirilmiştir. 23 Ağustos 1928 günü Mustafa Kemal Atatürk Tekirdağ'ı ziyaret ederek Harf İnkılabı'nı tanıtmıştır. Bugün Tekirdağ sahilinde o günün anısına 50. yıl Harf İnkılabı anıtı bulunmaktadır. Tekirdağ'da Muratlı Caddesi üzerinde Çanakkale Savaşı esnasında Tekirdağ'da hastanelerde şehit olan askerlerin defin edildiği alana 1952 yılında şehitlik yapılmış ve günümüzde restore edilmiştir. Şehrin önemli yazarlarından Namık Kemal'in heykeli de hükümet konağı karşısında Namık Kemal Parkı içinde yer almaktadır. Ve ayrıca sahilde ikinci bir heykeli daha bulunmaktadır. Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'nde Çanakkale Savaşı'nda 19. Fırka ve onun komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün adına bir anıt bulunmaktadır. Tekirdağ'da başlıca 3 müze bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'dir. İçerisinde antik dönemlerden kalan buluntular, Trak Krallığı'na, Roma ve Bizans dönemine ait 23.901 eser bulunmaktadır. Yine içerisinde Trakya yöresine ait geleneksel kıyafetler ve eşyalar da bulunmaktadır. Diğer önemli müze ise Rakoşsi Müzesi'dir. 1676-1735 yılları arasında yaşamını sürdürmüş olan Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı 2. Rakoşsi adına açılmıştır. Bu müze günümüzde Türkiye ve Macaristan ilişkilerini olumlu şekilde etkilemektedir ve Macaristan'dan ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Bu müze 25 Eylül 1982 tarihinde Macar hükümeti tarafından düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Müze içerisinde Rakoşsi'nin şahsi ve ailesine ait eşyalar da yer almaktadır. Tekirdağ'daki müzelerden bir diğeri ise ünlü Tanzimat dönemi şairlerinden Namık Kemal'in doğduğu evdir. Müzik 1994 yılında hizmete giren bu müze içerisinde Tekirdağ mutfağı, baş odası ve yatak odasını tanıtan etnografik eşyalar ile süslenmiştir. Aynı zamanda Namık Kemal ve onun hakkında yazılmış olan eserler de sergilenmektedir. Namık Kemal, Tekirdağ için çok önemli bir kişiliktir. Şehrin en önemli sembollerinden birisidir. Tarih boyunca Tekirdağ ve ilçelerinden önemli şahsiyetler, devlet adamları, yazarlar ve dönemine damga vuran kişiler çıkmıştır. Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa, Sadrazam Tekirdağlı Mustafa Bekri Paşa, vatan şairi ve Atatürk'ün ilham aldığı Namık Kemal gibi isimler başı çekmektedir.
Üç Kemaller Diyarı olarak da anılan Tekirdağ şehrinde günümüzde yapılmış olan Yahya Kemal Bey adlı kültür merkezi Tekirdağ halkına hizmet vermekte ve bu belgesele de destek vermektedir. Bugün Tekirdağ şehri Türkiye sınırları içerisinde gelişmiş bir şehir olarak göze çarparken 2012 yılından itibaren büyük şehirler arasında da yer almıştır. Şehirde gerçekleştirilen tarihi yapı canlandırma çalışmaları, geçmişin izlerini günümüze taşıyarak ziyaretçilerine ve yerel halka zengin bir kültürel deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Bunlardan en önemlisi ise Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanının geçtiği tarihi Beşevler'dir. Burası bugün otel ve restoran olarak hizmet vermektedir. Yeni yapılan hastane, modern yollar ve şehir düzenlemeleri gibi altyapı çalışmaları, şehrin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemekte ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. Şehirde bulunan Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılından itibaren hizmete girmiş ve günümüzde 10 fakülte, 1 devlet konservatuarı, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 11 uygulama ve araştırma merkezi ve 5 bölüm başkanlığı olmak üzere 44 akademik birimle çalışmalarını sürdürmektedir. Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için hazırladığımız Tekirdağ'ın tarihi belgeselinin sonuna geldik. Şehrimiz için tarihi araştırmalar ve arkeolojik kazılar devam etmektedir. Tekirdağ'ın tarihi elbette bu belgeselden çok daha fazlasıdır. Yeni bilgiler ve yeni görseller ile şehrimizin tanıtımı ve turizmine katkıda bulunmaya gerek YouTube kanalımız gerek diğer sosyal medya hesaplarımızdan devam edeceğiz. Belgeselimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni belgesellerde görüşmek üzere.